İnsan öfkelendiğinde kendini gülmesi lazım ya. Mesela barut gibi oluyor, gözleri falan kocaman olmuş, el ayağı titriyor, yani bayağı komik duruma düşüyor. Kendine gülmesi lazım. O kadar acize düşüyor ki el ayağı boşanmış, kalbi çıkacak gibi atıyor. Zorunda ne olmuş ya? Ortada ne var? O kadar dehşete kapıldığın olayı sana 10 yıl sonra sorsam hatırlayamazsın. Aklın ucundan bile geçmez ama o anda kafayı çizmiş oluyorsun. Öfkeyi komik bulmak lazım. Öfkeyi alay almak lazım. Öfkeyle dalga geçmek lazım. Tabii. Çabuk öfkelenmek küfür ahlakından gelen bir alışkanlık. Çocukluktan öğretiliyor. Her şey öfkeleniyor da barut gibi. Yani hepsi komik. Yani küçük sincaplar falan yapsa tamam aklım alır yani. Sana ne oluyor yani? Bize kafeste bir sincap getirmişlerdi. Baktım ters ters bakıyor böyle. Ama hiç hareket etmiyor ya. Ben de bir çöp aldım, uzunca bir çöp. Hafifçe şöyle başına dokundurdum. Nezaketine çöpü tuttu, çat din kırdı böyle. Isırdı böyle. Hırrrr ve sesler çıkartıyor. Yani öyle bir bakış attı ki, ya baba dedik yani hakikaten. Yanlış yaptık dedi. Bacak kadar canı, ufacık şu ufacık. Bir de çat çat din sesler çıkartıyor böyle. Peş peşe, peş peşe. Böyle. Ama aynı çat tarzında. He? Sinirlerin arkasını döndü, oturdu. Dedik babaya hiçbir şey yapılmaz, tamam. Sonra bıraktık ormana, acayip neşesi gelmişti. Ona fındık kabı koyuyorduk, gelip alıp götürüyordu. Ya, o tip hayvanları esaret altına almak doğru değil. Akıllarını atıyorlar. Yani stresten ölür Allah sizi. Yani o keklik olsun, bunlar hür hayvanlar. Yani ufacık kafesin içerisinde hayvan, Allah sizi intihar eder hayvan. Tabii mesela atar kendini şeye, vurur kafasını falan, intihar edebilir. Bunaltmamak lazım. Bırak dışarıda yaşasın. Kafeslik hayvan değil onlar. Sevgisiz, öfke dolu, nefret dolu gençlerin eğitimi için devlet özel bir çalışma programı yapsın hükümet, tedbir alsın. Öfke dolu, nefret dolu çok fazla genç var, sevgisiz. Yani bu milli bir tehlikedir, bu çok ciddi bir tehlikedir. Yani her yöne çekilebilecek gibi bunlar. Yani tek yaşadığı duygu öfke ve nefret. Çok fazla insan var. Her şeyden nefret ediyor. Anasından, babasından, arkadaşlarından, parti liderlerinden, bütün partilerden, kendinden, sevgilisi oluyor. Mesela ondan da nefret ediyor. Bu ciddi bir tehlike ama çok çok ciddi bir tehlikedir. Hükümetin bu konuda geceli gündüzlü eğitim programı uygulaması lazım. Televizyon programları olabilir. Her şey olabilir. Öfke çok tehlikeli bir şey. Öfkede mesela saç dökülür, ağız kurur, göz küçülür, görme kabiliyeti düşer. Gözlüğü mesela keskin görme kabiliyeti düşer. Midede rahatsızlıkla meydana gelir, ülser tarzı. Vücutta kaşıntı ve alerji meydana gelir. Bütün vücutu kaplayabilir. Hatta ürküter, bilmem ne, deri döküntüleri falan da olabiliyor. Eklem o mesela belde, omurgada kasılmalarından dolayı omurga fıtıkları, boyun fıtığı meydana gelir sinirler öfkeden. Aman 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 yani öfke yer bitirir insan. Kortizol hormonu çok yükseliyor, kırıcı erdi hasarını. Tabii her türlü bela sebep olur. Hafızaya etki eder demiştim. Tabii hafızaya etki eder. Yani muhakeme yargı bozulur, konuşma kabiliyeti gider insanın. Öfke, nefret çok tehlikeli bir şey. Peşin belası vardır. Allah bak haram kılmış, yapmayın diyor. Bela getirir diyor Allah ayette. Bela hemen geliyor işte. Anında geliyor. Yıldırım hızıyla gelir. Öfke bir nevi şehvettir. Yani onu doymak ister. Ama müthiş tahribat yapan bir şehvet. Hemen kaçınmak lazım. Meşru şehvet güzel. Ama öfke şehveti çok tehlikeli. Mesela kırıp yıkmadan rahatlamaz. Cam çerçeve aşağı indirecek. Ağzını bunu kendi kafasını bir yerlere vuracak. Üstünü başını yaralayıp kanayacak. Mahvettin kendini, yazık ettin yani. Ne kazandın? Hiçbir şey kazanmadın. Çok tahrip edicidir. Yani bunun eğitiminin yapılması şart. Mesela diyor ki Süleyman'ın özdeyişlerinde Hazreti Süleyman dedem, geç öfkelenen akıllıdır, çabuk sinirlenen ahmaklığını gösterir diyor.
Yine diyor ki, çabuk öfkelenen ahmakça davranır. Ahmak sinirlendiğinde hemen belli eder ama ihtiyatlı olan aşağılanmaya aldırmaz. Adam istiyorlar küfretsin. Kendine küfrediyor. Değil mi? Ağzından pislik saçılıyor. Ağzı lağım olmuş. Onun üstüne akar o zaten. Sen niye üstüne alınıyorsun? Her pis laf edenin o lağım ağzından üstüne başına akar. Kendi üstünü başını kirletir. Sen diyorsun ki bana, ya sana gelmedi ki üstüne, onun üstüne aklı. Sen niye üstüne alıyorsun?